Efendim, mesela herkes şu ya da bu biçimde etkileniyor. Bakın, bağımsız yargı niye lazım? Ev yok, para yok, soruşturma da yok. Konut mağduruyum. Hangi daire sizin diye sorsam. P2'deydi şuradaki blok. 13 seneden beri teslim edilmiyor. Maket üzerinden aldık. F1 blokta 2+1 dairem var. Var sadece, yani adı var ama kendisi yok. 12 yıl önce maket üzerinden satın aldıkları dairelerin inşaatı bitmedi. İstanbul Esenyurt'taki siteyi inşa eden şirket yaklaşık 4000 kişiden 300 milyon dolar topladı. İnşaat tamamlanamadı diyerek bir de bankadan 600 milyon lira kredi çekti. Ne paralar geri ödendi ne de daireler teslim edildi. Mağdurlar mahkemeye başvurdu ancak mahkeme kovuşturmaya yer yok dedi. Kanser olan ölenler oldu, bu inşaatı göremeyen insanlar oldu, boşananlar oldu. 2012'de aldım, 2017'de bitti bütün borcum. Ama evimi 12 senedir alamadım. 2018 yılında inşaat tamamen durduruldu. Ömrü yetmeyen arkadaşlarımız da var. Evlerini teslim almaya ömürleri yetmedi. İstanbul Esenyurt'taki 6500 konutluk proje tüm birikimlerini koyarak proje üzerinden daire seçmişti mağdurlar. O dönem dairelerin ortalama fiyatı 140 bin liraydı. Bu evlerin satışı 2010-2011 yılları arasında maket üzerinden yapıldı. 2013 yılında hak sahiplerine teslim edilecekti ancak yıl 2023. Yani üzerinden tam 10 yıl geçti ve evler kaba inşaat olarak kaldı. Yaklaşık 4000 kişi ev sahibi olma hayaliyle mağdur oldu. Oğlum çok küçüktü ben girdiğimde. İşte ona bir yatırım olsun dedik. Emekli oldu eşim ve eşimin emekli maaşını komple oraya yatırdık. Ve ödemelerimizde bir gün bile ihmal etmedik. Bize satılan bu arada daireleri, arsasını bir kamu bankasına ipotek verilmiş. İlk satışın yapıldığı dönemde daire sahiplerinden 300 milyon dolar topladı şirket. İnşaatı tamamlamak için de bir de kamu bankasından 600 milyon liralık kredi çekildi. Ancak iddiaya göre o para da projeye harcanmadı, inşaat durdu. 2018'de inşaat durunca biz de bununla ilgili suç duyuruları yaptık. Savcılarda maalesef ki ne avukatlarımızla görüşüyorlar, bizimle görüşmüyorlar ve dosyaya gizlilik kararı koydular. MASAK raporları 2 sene sonra geldi. Apar topar dosyamız kapandı. 4000 kişi mağdur ve savcı suçluyu bulamamış. Mağdurlar adalete başvurdu. 4 yıldır bekliyorlardı ancak Bakırköy Adliyesi'ndeki dosya davaya dönüşmedi. Ve kamu adına kovuşturmaya yer yok kararı çıktı. Milyarlarca liralık vurgun iddiası şikayet dosyaları kararla kapatılmış oldu. Burada bir el var bunun yapılmaması için. Adam bizi dolandırmış, yani bunun ötesi var mı? Firmaya birilerinin yaptırımda bulunması lazım.